Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere vlog çekiyorum. Karantina günlerinde neler yapıyoruz, nasıl geçiyor? Fark ettim ki ben bu videoları izlemeyi çok seviyorum. Bir günüm nasıl geçiyor, evde neler yapıyorum. Ben beğeniyorsam başkaları neden beğenmesin dedim. Ve ben de sizler için böyle bir video çektim. Neler yaptım daha? Su bile içmeden Pamuk Hanım'ın tuvaletini temizledim, mama verdim. Önce o evlat gibi. Kendisi birazdan inşallah çıkmak isterse onu da size gösteririm. Ama öncesinde eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz hoş geldiniz. Ben Selin Çınar. Daha çok makyaj videoları üretiyorum. Üreteceğim inşallah, devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yanındaki çan işaretine, şu İnek Şaban'ın çanına benzeyen işarete de tıklarsanız YouTube size ben video yüklediğimde bildirim gönderiyormuş. Haberiniz olsun. Şimdiden iyi seyirler. Bakalım bizim bir günümüz nasıl geçiyor. Hadi. Burada kimler var? Ama bu Pamuk Hanım değil arkadaşlar. Bu daha bilmiyorum. Ama çok güzel bir şey bu. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Nasılsın anneciğim? Senin de mamanı koyalım değil mi? O da bekliyor kapıda mamasını çünkü. Ay. Ay. Pamuk seni görürse çıldıracak ama şimdi değil mi kızım? Ay. Evet, getirdim kızım mamanı. Bakın şimdi neler yapıyor bu güzellik. Kapıyı açıyorum. Kızım. Acıktın mı? Acıktın mı? Neredesin? Gel bir seveyim mi seni anneyim? Önce sevdir kendini. Bu çok şeker bir şey. Burada bir sürü kedi var ama bu en tatlısı. En tatlısı. Çok sevdiriyor kendini. Tamam kızım. Söyle kızım. Ay. Çok da sevilmek istiyor bu ya. Canım benim. Hadi mamayı koyalım bakalım. Burada Pamuk Hanım'ın eski bir kabı var. Şimdi dur kızım. Dur kızım. Bu eski bir su. Dur. Dur bakalım. Buna mama. Şişt, pis, pis, pis. Çık dışarı. Mamamız hazır. Dur kızım. Çekil. Bırak orayı. Evet. Herkes mutlu. Herkesin maması verildi. Afiyet olsun. Efendim kızım. Sen bir adet prenses misin ya? Ha? Prensesim benim. Oyun mu oynayacağız? Gel. Şimdi muhtemelen bu ne yapıyor diye soracaksınız. Ay, boş oldukça yani aklıma geldikçe bunu yapıyorum. O kadar güzel oluyor ki. Bunlar böyle buz küpleri, topçukları. Satılıyor böyle bir milyoncularda falan bulmuştum rengarenk. Bunu buzluğunuza atıyorsunuz. Böyle donduktan sonra da biliyorsunuz uyandığımızda en şişkin yerlerimiz böyle göz altlarımız oluyor. Buralara tutunca ay o kadar fresh ve inmiş bir görünüm oluyor ki harika arkadaşlar, tavsiye ederim. Evet, şimdi mutfağımıza girdik. Tabii bir kahvaltı faslı olacak ama her gün her gün yumurtalar, yağlar, ballar yedikten sonra maalesef insanın canı her gün her gün istemiyor. Zaten normalde iş hayatında ben de her gün öyle büyük kahvaltılar yapmıyordum. Süt, konfleks tarzı kahvaltılar yapıyordum çalıştığım zamanlar. O yüzden bugün biz de bir değişiklik yapalım dedik ve smoothie hazırlayacağım eşimle bana. Şu tarafta sağlıklı smoothie'yi göreceksiniz. Bu tarafta da sağlıksızı. Maalesef ben daha böyle meyve ağırlıklı, özellikle muz bana çok dokunuyor. Midemi çok bulandırdığı için hiçbir şekilde o şekilde içmiyorum. Ben daha çok çikolata olsun, badem olsun, şurada bir Oreo olacaktı, Oreo olsun. Böyle şeyleri daha çok seviyorum. Hadi gelin şimdi yapalım. Şimdi elmaya geldik. Elmayı yıkayıp doğradık. Bunu da güzel güzel keseceğiz. Yalnız
Elmanın doğranmışlığının güzelliği. Benden daha güzel doğrayan yok herhalde. Elmanın yarısı gitti şu an. Smoothie'ler hazır. Şurada gördüğünüz sağlıklı, şurada gördüğünüz de sağlıksız smoothie arkadaşlar. Lütfen evde siz bunu için. Ama yine de birazcık torpil geçtim eşime de. Oreo'nun 1/4 kadar parçasını koydum. Kendime bütün paketi, ona bir parçasını. Şimdi bunu Vestel'in, herkesin bildiği büyük ihtimalle Mix & Go'sunda bir güzel shake haline getiriyoruz. Sağlıklının rengi bile bir başka değil mi? Allah aşkına, bu resmen ben çikolatayım diye bağırıyor. Ama tadı da bunun çok güzel ya. Bugün neler yapabiliriz arkadaşlar? Geceden ıslattığım kuru fasulyelerim vardı. Akşam kuru fasulye yemeği yapacağız. Hayatımda ilk defa yapacağım ben de. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Bir de belki eğer üşenmezsem pasta yapabiliriz. Geçen hafta eşimin doğum günüydü. Onun için yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Sadece krema kısmında biraz çuvallamıştım. Tarife göre yaptım ama pudra şekeri çok yoğundu. Sanırım ağza takır tukur geliyordu ama tadı ona rağmen çok güzeldi. O yüzden üşenmezsem bugün onu bir daha yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Bir pamuk prenses varmış. Takılırmış öyle köşelerde. Ne yapıyorsun kızım? Her zaman şu ön ayağı da havada nedense. Şimdi yere koydu. Altımıza ettik. Şimdi birazcık böyle yatış, ayılma vakitleri bizim tabirimizce. Ben de size şöyle bir küçük bir odamı göstereyim istedim. Bir de üstümdeki artık pufuduklu şeyi çıkardım yani. Kendimi resmen sürekli bir şeyde hissediyorum. Hastane ortamı gibi. O yüzden biraz daha böyle insani çıktım karşınıza. Ama gördüğünüz gibi alt bu şekilde. Çünkü ne yaparsam yapayım evin içerisinde asla dışarı çıktığımda giydiğim bir şeyle rahat edemiyorum. Şunları sevmeyen yoktur herhalde. O kadar sıcak tutuyor ki arkadaşlar, ben bunu... Nereden aldım? Güzel soru. Hatırlamıyorum. Çok eski. Gördüğünüz gibi makyaj masam. Bu eve biz yeni taşındık arkadaşlar ve çok uzun zamandır hayalimdi benim. Bir makyaj masamın olması. Kendime ait böyle Alex tarzı çekmecelerimin olması. Çok çok istiyordum. Nihayet 30 yaşımda bu hayalim gerçekleşti. Makyajı çok seviyorum. Yapmayı da, anlatmayı da, bir şeyler paylaşmayı da çok hoşuma gidiyor. Bakalım. Burası size çekim yaptığım alan arkadaşlar. Ama bunun açısını değiştireceğiz büyük ihtimalle. Çünkü pencerelerin biri solda, biri de arkamda kalıyor. Hiçbir şekilde ışık göremiyorum. Aha da bu ışıkla çekiyorum yani. Çok iyi olmuyor o yüzden. Masanın konumunu belki değiştirebiliriz bugün. Evet. Daha sonra burada yıllardır ala geldiğim böyle çekmece çekmece düzenlediğim şeyler var. Mesela burada kırmızı bordo. Mesela matlar. Daha satinler. Likit matlar. Ne bileyim. Daha metalikler. Dudak kalemleri.
tarzı. Eğer böyle bir oda turu daha geniş bir şekilde isterseniz aşağıya bana yazabilir misiniz? Daha detaylı neler var? Nasıl düzenlemişim, nasıl gruplamışım size bunları göstereyim. Arkada süpürgeyi duyuyorsunuz. Ben çekim yapıyorum, işim temizlik. Daha doğrusu saçlarını kestebiliyorsunuz. Kuaförler kapalı, bayağı kazıttı. Eğer o da kameraya çıkmak isterse size saçını nasıl kestiğini ben de biraz yardım ettim, gösteririm. Bu arada sizler neler yapıyorsunuz karantinada, evde? İzlenecek her şey izlendi mi? Yapılacak bütün yemekler yapıldı mı? Ama yemek tabii başlı başına bir sanat. Her gün yapılması gereken bir şey. Neler yapıyorsunuz onun haricinde? Ben biraz karantinaya geç girenlerdenim. Şöyle ki çalışıyordum ben. Bizim iş yeri birazcık geç kapandı. 24 Mart'tan beri evdeyim sanırım. Haftada bir falan alışveriş amaçlı çıkıyorumdur dışarı. İlk bir hafta çok sıkılamadım çünkü yapılacak çok şey vardı. Bu eve ben 14 Mart'ta taşındım. Daha bu karantina dönemleri tam başlamamıştı. O yüzden evle ilgili yapılacak çok şey vardı. Ama yaklaşık 2 hafta sonra çok sıkılmaya başladım. Hem de çok. Yani yemek yapmayı çok bilmiyorum. Çok değil, neredeyse hiç. Bazı yemekleri yeni deniyorum. Yani onları da yaptım, ettim ama artık ben de çok sıkıldım yani. Bilmiyorum. 6 ay sürebilir diyenler var, 1 sene sürebilir diyenler var. İnşallah çok fazla kayıp vermeden bu dönemi atlatırız arkadaşlar ya. Vallahi düşündükçe daha çok içim kararıyor ama bu konu yokmuş gibi de davranamam tabii ki. Genellikle ölü taklidi yapmayı çok severiz. Kızım, bir tepki ver lütfen ya. Bazen çok korkutuyorsun beni. Bazen beni çok korkutuyorsun. Canlısın değil mi? Pamuk, canlı mısın? Heh. Çok seviyoruz ya, böyle gözlerde kayıyor. Bugünkü jimnastiğimize hoş geldiniz. Önce elleri yukarı kaldırıyoruz. Sırayla Canı 8, 10 acımıyordur metre. öyle değil mi? Sonra arka ayakları bisiklet yapıyoruz. Ya kuzum benim. Ay yavrum, ne anlatmak istiyor Allah bilir. Şimdi dans... Ne oldu? Hiçbir şey yok. Dokunmuyoruz bile. Ya sen de dokunmuyoruz bile. Nazlı nazlı böyle. Ve tabii ki kahve saatimiz geldi. Günün olmazsa olmazlarından biri. Nescafe. Ben böyle daha küçük bardakta daha yoğun kahve tadında seviyorum. Kendini göstermek istemeyen eşim de daha büyük, daha sulu seviyor. Çok severiz. Yıllar sonra çok güzel, çok. Te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. Hoje em dia não dá, caramba, ZK. Evet, şimdi hazırlık aşamasındayız. Geceden ıslattığımız fasulyeleri bir kere de bir taşım kaynattık, güzelce yıkadık. Birazdan cızırtılı cızırtılı pişirme işlemine başlıyoruz. Ve voilà. İşte kuru fasulyemiz de hazır.
Eşimle videoda gördüğünüz bir duvar süsleme, kaplama girişimimiz oldu ama maalesef beceremedik. Şöyle göstereyim size. Aslında rengi çok güzel, mor rengi çok severim. Özellikle ben mor renk olsun dedim ama arka planı da böyle değişik bir şeyler deneyelim dedik. Maalesef beceremedik. Onu da buradan göstermek istedim. Gene mora kaldık. Evet, artık her şey bitti. Film dizi zamanı. Öyle bir açtık Netflix'i ama şu an seçemiyoruz yani. Zaten La Casa de Papel'in son sezonu geldiği gün bitirdim yani. Bu kadar olamaz. Çok iyiydi gerçekten. Sıktı gibi diyorduk ama 4. sezon efsane oldu. Onun haricinde size şeyi de önerebilirim arkadaşlar ya. 7. Koğuştaki Mucize. Çok zaman oldu sinemada oynatılalı ama o zaman gidememiştim. Burada izleme fırsatım oldu. Hani aman Türk filmi çok ağlaktır deyip geçmeyin. Çok tavsiye ederim gerçekten. Bu arada tekrar başlatmışım. Bunu da izleyebilirsiniz. Burada da bir adet Pamuk Hanım lastikle oynuyor. Evet arkadaşlar, bir günümüzün nasıl geçtiğini gördük. Gecenin sonuna geldik. Zaten bunu giydiğimde anlayın ki yatma vakti gelmiş. Biraz evvel sizin için Instagram'a, IGTV'ye bir video çektim. Sürpriz. Instagram'da da çok fazla paylaşım yapıyorum. YouTube'dan farklı olarak. Oraya da gidip beni takip ederseniz sevinirim. Oradaki video da çok yakında geliyor. Güzel bir video oldu bence. Şimdilik kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.